Sevgili öğrencilerimiz, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video ders anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Sahip Fen Bilimleri Okulları Türk Dili Edebiyatı Zümresi olarak derslerimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz geleneksel Türk tiyatrosu. Hatırlarsanız geçen dersimizde tiyatronun dünya üzerindeki gelişiminden, tiyatronun ortaya çıkışından ve tiyatro türlerinden bahsetmiştik. Bir hatırlatalım kısaca isterseniz. Arkadaşlar tiyatro göstermeye dayalı türlerden biriydi hatırlarsanız. Yani sahnelenmek amacıyla kaleme alınan edebi türlerden biriydi. Tiyatronun temelinin eski Yunan'a dayandığını, tiyatro kelimesinin tiyatran yani oturarak bir yerin seyredildiği yer anlamına gelen tiyatran kelimesinden geldiğini söylemiştik. Ve tiyatronun kendi içinde komedi, trajedi, dram gibi üçe ayrıldığından bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de geleneksel Türk tiyatrosu üzerinde duracağız. Arkadaşlar, geleneksel Türk tiyatrosu dediğimizde aklımızda üç tane genel kavram geliyor. Üç kelime. Bir, Karagöz'ümüz geliyor. İki, tabii Karagöz ve Hacivat. İki, orta oyunu geliyor. Ve üçüncü olarak da Meddah'ımız geliyor. Siz diyeceksiniz ki hocam köy seyirlik oyunları da tiyatral faaliyetlerden değildir. Tabii ki ama üç ana kelime aklımıza geliyor. Bugünkü dersimizde bunların neler olduğunu, edebiyatımızda nasıl başladığını ve bölümlerinin neler olduğunu dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Karagöz'le bir başlayalım. Arkadaşlar, Karagöz ne zaman başladığını net olarak bilmediğimiz bir oyun. Hepinizin bildiği gibi Karagöz şöyle beyaz bir perde üzerinde, arkasından ışık vurulan beyaz bir perde üzerinde gölgelerin oynatılmasıyla sahnelenen bir oyun. Arkadaşlar bunların bir ölçüsü var. Şu ölçü şurası başlangıçta 2,5'a 2 metre şeklinde tasarlanmış. Ancak daha sonra bunlar teknik bilgiler ama olsun genel kültür olsun diye hatırlatıyorum. Daha sonra arkadaşlar 1'e 1,5 olarak değiştirilmiş bir teknik bilgisi var. Ancak çok da önemli şeyler değil. Gelelim biz meselemize. Karagöz ne? Arkadaşlar Karagöz ve Hacivat'ın gerçekten yaşayıp yaşamadığını biz bilmiyoruz. Ancak kaynaklar bize bazı hikayeler anlatıyor. Ama şuradan bir anlatalım. Daha sonra o hikayelerin neler olduğunu bir görmüş olalım. Dedik ki Karagöz deve derisinden kesilen ve tasvir adı verilen bir takım şekillerin arkadan ışık yardımıyla hayalbaz veya hayalci de diyorlar arkadaşlar buna bir isimli kişinin yardak yardımıyla, yardak onun yardımcısı oluyor. Beyaz bir perde üzerine yansıtılmasına dayanan bir gölge oyunudur. Arkadaşlar buna gölge oyunu veya hayal oyunu da diyorlar. Hayal beyazsa da hayalci de diyorlar, hayali diyorlar. Değişik isimler vermişler. Gölge oyununun Uzak Doğu ve Orta Asya'dan dünyaya yayıldığı tahmin edilmektedir. Arkadaşlar şu kelimeye lütfen dikkat edin. Bunlar kesin bilgiler değil. Yani Karagöz ve Hacivat diye birileri yaşadı mı, yaşamadı mı bunlarla ilgili çok net bilgilerimiz yok. Gölge oyununa ilk olarak ülkemizde Şeyh Küşteri Orhan Bey zamanında oynattığı söyleniyor. Burada arkadaşlar bir durup size bazı bilgileri vermek istiyorum. Bazı kıssaları, bazı hikayeleri anlatmak istiyorum. Şeyh Küşteri kimdir? Karagöz ve Hacivat'la ilgili rivayetler nelerdir? Onları bir hatırlatalım. Rivayet odur ki arkadaşlar Orhan Bey zamanında bir cami yapılır. Orhan Bey caminin zamanında yetişmesini ister. Caminin mimarına der ki bu cami eğer zamanında yetişmezse senin kelleni keserim der. Bunun üzerine zamanında yetişmeyince de şöyle bir mazeret ileri sürer. Der ki Orhan Bey'e caminin inşaatında çalışan iki tane işçi var. Yani Karagöz ve Hacivat. Bunlar çok komik. Yaptıkları komikliklerle diğer işçileri de oyaladılar. Ben de bu camiyi zamanında yetiştiremedim der. Bunun üzerine Orhan Bey
Karagöz ve Hacivat'ı idam ettirir. Onların ölümüne çok üzülen Şeyh Küşteri arkadaşları onların hatıralarını yaşatmak adına bu perde üzerinde oynanan o oyunu, gölge oyununu tasarlar. Bu bir rivayet arkadaşlar. Gerçekten öyle midir değil midir bilemiyoruz ama kaynaklarda anlatılan böyle bir hikaye var. Onu da söylemiş olalım. Devam edelim arkadaşlar. Gölge oyunumuzu doğaçlamaya dayanır. Yani burada kastedilen şey şu. Biz buna eskiden tuluat da diyorduk arkadaşlar. Aynı şey bu Arapçası, bu Türkçesi. Yani bir metni yok. Hayalbaz onu o anda ki bazı oyunlar var. Orada metne dayanmadan kendisi üreterek anlatıyor. Yazılı bir metni yoktur. Zaman içinde her karagöz sanatçısı oyuna bir şeyler eklemiştir. Yani oyunun belli bir formatı var ama herkes kendinden de bir şeyler eklemiştir. Oyundaki kişiler birer tiptir. Yani bu şu demek, her zaman görebileceğimiz insanlar, toplumda işte karakter ve tip meselelerini anlatmıştık. Karakter olaylar karşısında kendine has tepkileri olan kişiye karakter diyoruz. Tipler de genel insanın yapılarıydı. Mesela cimrilik bir tip özelliğiydi. Bu tiplerin en önemlileri Karagöz ve Hacivat'tır arkadaşlar. Karagöz ve Hacivat'tır. Karagöz öğrenim görmüş, görmemiş özür diliyorum. Öğrenim görmemiş, nükteden zeki bir tiptir. Arkadaşlar bunun halkı temsil ettiğini düşünüyoruz biz Karagöz'ün. Yani böyle biraz daha mert, işten pazarlıklı olmayan, olaylar karşısında tepkisini doğrudan ortaya koyan, biraz da patavatsız yani ağzına geleni söyleyiveren bir tip. Hacivat da biraz öğrenim görmüş, gösteriş meraklısı, yara aydın bir tiptir. Biliyorsunuz oyun içinde de arkadaşlar Hacivat Arapça, Farsça kelimeler kullanır bazen. Karagöz de onu anlamaz. Zaten güldürü ögeleri genel olarak bunun üzerine dayalıdır. Yani biraz Hacivat içten pazarlıklı bir tiptir arkadaşlar. Kendi kişiliğini, gerçek kişiliğini gizleyebilen biridir. Ama Karagöz dobra dobra her şeyi söyleyen bir insandır. Güldürme esasına dayanan Karagöz ağırlıklı olarak yanlış anlamalarla doğan bir kargaşa yanıdır. Biliyorsunuz mutlaka görmüşsünüzdür, televizyonda görmüşsünüzdür, canlı seyretmişsinizdir. Hala bu geleneği devam ettirmek isteyen insanlar var. Karagöz genelde biz artık televizyonlarda görüyoruz. Karagöz genelde Hacivat'ı yanlış anlar. İşte ona ara sıra şiddet uygular. Olay bunun üzerine kurulu bir yapıdadır arkadaşlar. Oyunun piri Şeyh Küşteri olarak kabul edildiğinden oynanan perdeye Küşteri Meydanı veya Küşteri Perdesi deniyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Karagöz oyunun bölümleri var. Arkadaşlar Karagöz 4 tane bölümle oluşuyor. 4 tane bölümü var. Birinci bölümün adı Mukaddime veya Giriş. Oyunun başlangıç bölümüdür. Hacivat müzik eşliğinde sahneye girer. Arkadaşlar oyunun en önemli bölümü şurası. Fasıl bölümü. Bütün tiplerin toplandığı bölüm burası. Biraz sonra konuşacağız. Burası kısa bir bölüm. Hacivat giriyor ve biraz sonra da Karagöz'ü oyuna davet edecek. İkincisi muhabere yani Hacivat'la Karagöz'ün söyleştiği, karşılıklı birbirlerine laf attığı bölüm. Karagöz ve Hacivat arasında geçen karşılıklı konuşmanın olduğu bölümdür. Amaç Karagöz ve Hacivat'ı tanıtmaktır. Evet, gelelim asıl bölüme. Fasıl bölümü oyunun asıl bölümüdür. Bu bölümde yardımcı kişilerle, kimler yardımcı kişiler diyeceksiniz? Hemen hatırlatalım, zennelerimiz var. Tuzsuz Deli Bekir'imiz var, Arnavut'umuz var, Kürt'ümüz var, Laz'ımız var. Yani aslında Osmanlı'da yaşayan bütün sosyal sınıfları, bütün etnik kökenleri oyunda temsil edildiğini görüyorsunuz. İşte Kastamonulusu var, genelde oduncu oluyorlar. Kürtler genelde hamallık gibi işleri yapıyorlar. Arnavut var, genelde böyle kaba kuvvete dayanan, böyle sert mizaçlı insanları canlandırıyorlar. Bir sürü tiplerimiz var. Ve bitiş bölümü, oyunun asıl bölümü fasıl bölümüdür. Bu bölümde yardımcı kişiler de oyunun akışına göre konuya girer demiştik en son. Ve bitiş, oyunun en kısa bölümüdür. Oyunun bittiği haber verir, kusurlar için özür diler. İşte yıktın perdeyi eyledin mira gibi sözlerle arkadaşlar, kafiyeli sözlerle oyunun bittiğini haber verir ve varsa kusuru da affola şeklinde de oyunu tamamlar arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olduk. Evet, gelelim Karagöz dediğimiz oyunun kişileri kimler? Onları bir
tanımış olalım. Bir ana iki tipimiz var. Biri Karagöz, Hacivat. Ne demiştik? Karagöz halkı temsil eder. Hacivat da yarı aydın, yarı okumuş bir insandır. Biraz içten pazarlıklıymış demiştik. Zenne'miz var. Zenne arkadaşlar kadın kılığına girmiş erkeklere diyoruz biz. Ve bunun yanında Çelebi'miz var. Biliyorsunuz İstanbul konuşmasıyla konuşan bir insandır. Arnavut'umuz var. Arap var, Acem var, Muhacir var. Bu genelde Trakya ağzıyla konuşur. Kastamonulu var ki oduncu olduğunu, genelde odunculuk yaptığını söylemiştik. Harputlu var, Tuzsuz Delibekir ki biliyorsunuz genelde ayyaştır, sarhoştur. Sarhoşumuz var, Külhan Bey'imiz var, Nara Atar. Bunlar Karagöz'ün tiplerinin geneli arkadaşlar. Tabi bunun dışında Kürtü, Lazlı hepsi de var aslında ama biz bir kısmını aldık, diğerlerini de sadece söylemiş olduk. Evet değerli arkadaşlarımız, birinci geleneksel oyunumuz Karagöz'dü. İkincisi de orta oyunu dediğimiz oyun var. Biz orta oyununa şöyle diyoruz arkadaşlar. Karagöz ve Hacivat'ın ete kemiğe bürünmüş şekli gibidir aslında orta oyunu. Yani Karagöz ve Hacivat deve derisinden suretlerle yapılır, tasvirlerle yapılır ama orta oyunu bireylerle, kişilerle yapılır. Ne dedik? Çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde. Bu alanın adı arkadaşlar palanga deniyor genelde biliyorsunuz. Palanga. İçinde oynanan, yazılı metne dayanmayan. Karagöz de öyleydi. İçinde müzik, raks yani dans ve şarkılar bulunan doğaçlama bir oyundur. Bu da Karagöz'de gördüğümüz bir özellikti. Yani metne dayanmaz yine, tuluattır. Karagöz ve Hacivat'ın canlandırıldığı bir oyun gibi düşünülebilir. Evet, aynı cümleyi burada da söyledik. Yani Karagöz ve Hacivat'ın ete kemiğe bürünmüş şeklidir arkadaşlar. Şurada seyirci önünde canlandırılır. Orta oyunu ham ya da açık yerlerde, kahvede olabilir, meydanlarda oynanan bir oyundur. Oyunun oynandığı yuvarlak ya da ovalanan palanga denir. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Palanga meydanın adı, oval yumurta şeklinde bir alan. Oyunun dekoru yeni dünya denilen bessiz bir paravandan ve dükkan denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Yeni dünya ev olarak, dükkanda iş yeri olarak kullanılır. Dükkanda bir tezgah, birkaç hasır iskemle bulunur dedik arkadaşlar. Evet bunlar dekorudur. Gelelim buraya. Bu da anonim bir oyundur. Yani halkın yüzyıllarca oluşan kültürel bir birikimidir arkadaşlar. Bir anda ortaya çıkmış bir şey değildir. Her oyuncu kendinden bir şeyler katar. Zenginleştirir. Kültürel birikimimiz genelde öyle olur zaten. Doğaçlama olarak oynanır. Yani yine metne dayanmadığını söylemiş olalım. Taklitlere, yanlış anlamalara, şivelere sıkça yer verilir. Zaten geleneksel Türk tiyatrosunun genel özellikleri bu şivelere dayanması. Ama aslında bu şive ifadesini biz ağız desek daha mantıklı olacak. Ağız taklitleri arkadaşlar. O şive, lehçe, ağız maalesef birbirine karışmış. Burada da bunu da hatırlatmış olalım. Ağız daha uygun bir ifade. Müzik önemlidir dedik. Farklı çevrelerden gelişen değişik uluslara ait olan insanlarla oynanır. Orta oyununda kadın rolünü oynayan kadın kılığına girmiş erkeğe zenne denir. Arkadaşlar İslam kültüründe kadının sahnede gösterilmesi çok yaygın bir durum olmadığından onun yerine kadın rollerini zenneler üstleniyor biliyorsunuz. Oyunda Karagöz ve Kavuklu'nun, Pişekar ve Hacivat'ın bütün özellikleri aynıdır. Yani şöyle söyleyelim onu. Karagöz, Kavuklu, Pişekar, Hacivat. Yani eşleştirdiğiniz zaman şöyle diyebiliriz. Karagöz'deki Karagöz'ün yerini Kavuklu tutuyor. Yanlış anlayan, işte biraz daha cahil halkı temsil eden insan. Pişekar da Hacivat'ın yerini tutuyor. Karagöz oyunu ile farkı, Karagöz perdede, orta oyunu meydanda oynanır. Evet, biri hayal oyunudur, biri gerçek bireylerle oynanır. Orta oyunun en önemli kişileri Kavuklu Hamdi ile Pişekar İsmail Efendi, orta oyunun önemli kişileridir. Tanınmış ismi İsmail Dümbüllü'nün ölümüyle tarihe karışmıştır. Necat Uygur da örnek olarak verebiliriz. Ona da biliyorsunuz bu geleneğin önemli temsilcilerinden diyorduk. Yakın zamanlarda vefat eden sanatçımız Necat Uygur'a da.
Evet, orta oyunun da bölümleri aynı arkadaşlar. Birinci bölümümüz adı giriş bölümü. Bu bölümde ne yapıyormuşuz? Zurnacı pi şeker havası çalar. Pi şeker elinde pastal adı verilen şakşakla çıkar ve izleyiciyi selamladıktan sonra zurnacı ile konuşur. Sonra muhabere yine söyleşme bölümümüz var. Hatırlayın, Karagöz ve Hacivat'ta da aynı bölüm vardı. Karagöz ve Hacivat'ın söyleştiği bölümdü. Kavuklu ile Pişekar'ın birbirlerine sözlerini ters anlamaları ile gülmece oluşur ki bu bölüme Arzbar denir arkadaşlar, diğer adı. Fasıl asıl konunun işlendiği bölümdür. Hatırlayın, Karagöz ve Hacivat'ta da aynı bölüm vardı. Bitişte son bölümdür. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola der ve gelecek oyunun adını ve yerini bildirir dedik. Burada sürçülisan, yani yanlışlıkla bir söz söylediysek anlamında, yani dilimiz sürçtüyse demek arkadaşlar. Orta oyunun kahramanları Çelebi, Tuzsuz, Sarhoş, Külhan Bey'i yine gördüğünüz gibi Karagöz ve Hacivat'ta gördüğümüz tipleri burada da görebiliyoruz. Ve gelelim geleneksel Türk tiyatrosuna arkadaşlar. Üçüncü en önemli türüne, o da neydi? Meda. Arkadaşlar, Meda tek adamlı tiyatro diyebiliriz. Burada bir duralım. Önce bir konuşalım. Arkadaşlar, meddahlar ağzı laf yapan, söz söylemeyi bilen, hikaye anlatmayı, efsane anlatmayı, destan anlatmayı bilen bir kişidir. Yani aslında meddah hikaye anlatan birey demektir arkadaşlar. Yani birazcık ağzı laf yapan, olayların komik taraflarını yakalayabilen, insanları eğlendirebilen bir kişidir meddah. Hatta biliyorsunuz Cem Yılmaz için de biz ne deriz? Modern meddah deriz arkadaşlar. Meddah geleneğine dayandığını ifade ederiz. Yani stand-up gösterileri gibi. Yani birebir aynıdır demiyoruz ama gibi diyoruz. Çünkü işte meddahla stand-up gösterisinin ortak özelliklerinden biri tek kişilikli oyun olması, hikayeler anlatmaları. Ama farklı özellik, mesela meddahın elinde bir asası olur. Yine elinde bir mendili olur. Asayı zaman zaman at gibi, zaman zaman saz gibi, zaman zaman silah gibi kullanır ki oyunu canlandırabilmek amacıyla onlardan istifade ettiğini biliyoruz biz. Evet, gelelim buraya. Meddah tek adamlı tiyatro diyebiliriz demiştik. Methedici, yani övücü, taklitler yapıp hoş öyküler anlatan tiyatro diyebiliriz. Yani meddah aslında o adamın adıdır arkadaşlar. Hikayeyi anlatan adamın adıdır ve aynı zamanda oyunun da adıdır. Meddah anlatacağı öyküye geçmeden önce "Hak dostum, hak" diyerek çoğunlukla giriş yapar. Yani oyunun başladığını oradan anlayabiliriz. Meddah kişilerin ağız özelliklerini taklit ettiği gibi hayvanların, doğaların ve cansız nesnelerin seslerini de taklit eder. Arkadaşlar, şu doğanın, cansız nesnelerin, hayvanların, insanların sesini taklit ederken elindeki mendilden istifade ediyor. O mendili kullanarak değişik sesler çıkarabiliyor. Meddahın iki aracı vardır. Az önce de söyledim. Biri mendil, elinde tuttuğu sopadır. Sopayı arkadaşlar hikaye anlatırken, mesela bir at hikayesi anlatacak. Bacakların arasını anlatır, alır, bir at gibi, ata biniyor gibi gösterebilir. Silahla ilgili bir hikaye anlatıyorsa silah gibi tutar, sopasını şu şekilde gösterebilir. Saz hikayesi anlatıyorsa saz gibi kullanabilir. Hatta bazen şöyle seyircinin dikkati dağılıyorsa, gürültü yapıyorsa yere vurarak dikkatini çekebilir. Yani çok amaçlı bir sopadır elindeki. Değişik amaçlarla kullanabilir. Mendille çeşitli başlıklar yapar. Terini siler. Sopayı, oyunu anlatır. Seyirciyi suskunluğa çağırmak, kapıyı vurmak için ya da saz, süpürge yerine kullanabilir. At olabilir demiştik az önce. Bitişte özür diler. Oyundan çıkan sonucu bildirir. Daha sonra anlatacağı öykünün adını ve öyküyü nerede anlatacağını söyler. Yani o dönemde de arkadaşlar böyle meddahları falan takip eden insanlar var ki işte bu köyde anlattım, yarın öbür köyde anlatacağım yerinde söylemiş olur ki oraya da insanların gelmesi, onu seyretmesi için böyle bir uyarıda bulunmuş olabilir. Ve geleneksel Türk tiyatrosunun tiyatral faaliyetlerinin dördüncüsü de köy seyirlik oyunları dediğimiz oyunlar. Arkadaşlar, bunlar Anadolu'nun böyle teknolojiden uzak, daha ücra, henüz
çok fazla şehre yakınlaşmamış yerlerinde devam ediyorlar. Zaman zaman televizyonlarda falan görüyoruz, düğünlerde, derneklerde, şölenlerde bu oyunlar hala devam ediyor. Devam ettiren köyler var. Ama maalesef bizim Ege bölgesinde artık çok da fazla bu oyunların kaldığını söyleyemeyiz ama daha böyle İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi bölgelerimizde bu oyunları devam ettiren yerler olduğunu televizyonlarda görebiliyoruz. En azından televizyonlar için ve o programlar için yapıyorlar. Türk halkının binlerce yıldır düğünlerde, şölenlerde ya da yılın belirli günlerinde halkın genellikle bereket, bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlardır. En çok arkadaşlar düğünlerde oynanıyorlar. Zamanda köy hayatı içinde erimiş ve köy yaşamından unsurlarla beslenerek bugünkü biçimini almıştır diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hala devam ettiren yörelerimiz var. Evet değerli arkadaşlarım, tiyatro konusuna malumunuz dünyada tiyatronun gelişimiyle eski Yunan'dan başladık. Tiyatronun türlerini konuştuk. Şimdi de geleneksel Türk tiyatrosunun dört verimi üzerinde konuştuk. Birincisi, tekrar etmiş olalım, Karagöz'dü. İkincisi, orta oyunumuzdu. Üçüncümüz, Meddah'tı. Ve dördüncüsü de köy seyirlik oyunları dediğimiz düğünlerdeki, şölenlerdeki oyunlarımızdı. Karagöz ve Hacivat için gölge oyunu tabirini kullandık. Orta oyununu Karagöz'ün ete bir kemiğe bürünmüş şekli dedik. Meddah için tek kişilik tiyatro dedik. Ve son olarak da köy seyirlik oyunlarından bahsettik. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Lütfen konuları mümkün olduğunca defterinize veya başka bir kağıda yazmaya çalışın. Sadece dinleyerek veya seyrederek konunun öğrenilemeyeceğini düşünüyoruz. Lütfen siz de bunları defterinize geçirin. Konuyla ilgili kitaplarımızda sorular var. Onları çözmeye çalışın. İyi günler diliyorum. Başarılar.